Sevgili seyirciler, Pamukova'dayız. Osetler'le beraberiz. Hemen yanımda Nuran ablayla sevgili eşi var. Nuran abla, Pamukova'yı nasıl buldunuz? Vallahi ben çevre olarak da çok beğendim. Temizlik bakımından yemeklerini çok beğendim. Size de teşekkür ediyorum. Burayı önerdiniz, geldiniz. Mutluyuz. Bugün Osetler'in içindesiniz, kendi akrabaların içerisindesiniz. Evet. Ama akraba olmayan da birkaç kişi var. Evet. Akrabalar için neler söyleyeceksiniz? Bir akraba buluşması için geldik buraya. Akrabaları görmek beni mutlu ediyor. Uzun süredir görüşmüyorduk. Bu ikinci görüşmemiz. Sizlere, eşine ve sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü en sevdiğim akrabalarım, çok yakınlarım. Teşekkür ediyorum. Sevgili eşiniz burada. Evet. Kaç senelik evlisiniz? 48. 48. Bunu unutmuyorsunuz herhalde. Hayır. Unutmuyoruz. 48 senedir evliyiz. 3 tane çocuk kızımız var. 4 tane torunumuz var. Mutluyuz çok şükür. Allah herkese nasip etsin. Çok şükür iyi kötü güzel günler görerek bugünlere geldik. Teşekkürler. Peki abi, sizi tanıyalım. Ne diyelim? Karadenizlisiniz. Karadeniz. Trabzon. Trabzon. Evet. Sevgili Nuran ablayla evliliğinizin 48'i. Çerkez güzelini kaptım. Peki abi, tanışmanız nasıl oldu? Sonra ya, camdan cama. Nasıl camdan cama? Camdan cama karşılıklı oturuyorduk. Nerede, İstanbul'da mıydı? Evet, İstanbul Çağlayan'da. Evet. Siz Çağlayan'da ne yapıyordunuz? Çağlayan'da iş yerlerimiz vardı. Yani evimiz karşısındaydı. Karşımızda taşınmışlardı. Baktım çok güzel. Komşumuzdu yani. Komşuydu da uzaktan görmüş, beğenmiş. İstediler. Verdiler işte böyle mutlu. Peki, amcam zorluk çıkardı mı? Yok canım. Annem çıkardı. Tabii ki. Babam değil ama annem çok zor verdi. Çok zor aldılar maalesef. Erol abim birkaç kez kendini böyle üzüntüden denize falan düştü. Evet, evet. Yok ya. Gerçekten, gerçekten. Vallahi Yeniköy'de. O kadar. O kadar Erol çok seviyordu adamcağız. Öyle bir şey oldu, evet. Yani kolay olmadı Çerkez kızını almak. Peki abi, Çerkezlerle evlenme zor mu, kolay mı? Zor. Çok mu zor? Çok zor. Ama beni seviyorlardı hep. Verdiler. Peki abi, yani şimdi Çerkezlere baktığımız zaman, Karadenizlerle evlendikleri zaman evlilikleri daha güzel gidiyor. Herhalde adetleri mi biraz farklı? Evet, doğru. Şimdi şöyle ki, bizim Çerkezlerde benim annem Kafkasyalı, babam has bir Çerkez. Bizdeki saygı, görgü, asalet daha farklı. Mesela benim eşim Karadenizli. Onlar da peki çok adetleri falan bilmiyorlar ama saygılı insanlar. Yani bugüne kadar mesela eşim hiç anneme, babama, aileme, akrabalarıma karşı bir saygısızlık, bir hareketi olmamıştır. Hep saygılıdır. Onun için yani Çerkezler biraz daha farklı. Biraz tabii arada sırada anlaşamadığımız noktalar oluyor. Ama o da zaten hoş, normal Çerkez kızlarıyla anlaşma biraz zor. Buna katılıyor musunuz? Çerkez inadı var arada. Onun için herkese öneriyoruz. Tabii ki Çerkezlik veya Karadenizlik önemli değil. Anlaşmak önemli. Her iki tarafın karşılıklı saygı, sevgi önemli. Yoksa Çerkez... Ama Çerkezlerin adetlerinde biraz daha tutucu olduğu için, taviz de vermedikleri için biraz daha evlilikleri zor. Çerkez kızları da bir de kendilerine olan güveninden dolayı dikler. Katılıyor musunuz? Ama ben katılıyorum ama bizim öyle bir sorunlarımız hiç olmadı. Peki efendim, sevgi saygı olduğu müddetçe. Evet. Peki şöyle söyleyelim, Çerkezlerin hangi adetleri hoşunuza gidiyor? En beğendiğiniz? Her adeti. Yani hakikaten hep saygı duyar, her zaman da takdir eder. Gerçekten hiç bugüne kadar Çerkezler için asla. Peki ablacığım, o niye cevap vermiyor Erol abi de? O verir, kendisi hürdür, verebilir. Ama yok yani, öyle bir huyu yok. Hakikaten öyle değildir. Başka insan mesela fazla konuşur, şu şöyle, öyle bir huyu yok gerçekten. Çerkezlik önemli değil diyorum ya. Saygı, sevgi önemli ama Çerkezleri de seviyor benim eşim. Herkes seviyor. Yok,
Allah var. Biz de çok seviyoruz. Yani bizim eniştelerimiz bir tane diyoruz. Sağ, yok sizi. Zaten onun iyiliği. Bir de Erol abi baktığımız zaman size fazla geziyor diyoruz. Biz de diyoruz. Bir bakıyoruz buradasınız. Antalya'daydı, Ankara'ydı, oradaydı, buradaydı. Gezmeyi mi çok seviyorsunuz? Hanımın gönlünü yapmak için mi geziyorsunuz? Yok, yok, gezmeyi o da seviyor. Ben de seviyorum. Gidiyoruz tabii. Erol abin uzun seneler gece gündüz çalıştığı için harfiyatla. Yorgun. Sonra şimdi rahatız. Çocuk torunlar... bakıcıları var, şu var. Biz ikimiz geziyoruz vakit buldukça. Yazlıkları sattık, şimdi lüks otellerde geziyoruz. Evet, o kadar. Ama Erol abi diyor ki, ben eşimi çok sevdiğim için yazdığımı bile sattım. En çok sevdiğim yazdığımı sattım. Doğru, teşekkür ediyoruz. Doğru söylüyor, haklı. Ve gidip gelmek zor oluyordu. Biraz ağır oldu tabii. 4 katlı evde uğraşmak. Satalım dedi, hanım gezeriz, tozarız. Hacca gitti, Ümre'ye gittik çok şükür. O şeyleri, dini vecibelerimizi yerine getirdik. Çok şükür bugünlere geldik. Sağlığımız müddet verdiğince... Gezeceğiz, tozacağız, ibadetimizi yapacağız. Sizleri seveceğiz. Sizin gibi güzel akrabalarımız olduğu müddetçe böyle geziyoruz. Sizlere de sonsuz teşekkürler. Ataşehir Belediyesi'ne de teşekkürler. Haticeciğime teşekkürler. Güzel kızlarınızı yetiştirdiğiniz için çok gururluyuz. Seviyoruz, takdir ediyoruz. Sizi de ayrıyeten kutluyorum. Sevgili Erol abi, son olarak ne söylemek isterdiniz? Ben ailemden, Çerkes ailelerinden. Hepsini çok seviyorum. Sevdiğim için zaten buradayım. Evet, doğru. Evet. Erol abin doğru, çok seviyor. Hakikaten sizleri ben de çok seviyor. Onlar beni sevmese ben onlarla olur muyum? Doğru diyorsunuz. Biz de sizleri aramızda görmekten gerçekten çok mutlu oluyoruz. Sağ olun. İyi ki bizi aranıza aldınız diyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz hepinize. Sonsuz sevgiler iletiyorum. Kızlarınızı da öpüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, çok çok teşekkür ediyoruz Erol abiye, Nurhan Aldaya. Sağ olun. Sağ olun.